Bildiğiniz üzere Türkiye'nin ABD ile Patriotlar konusunda anlaşamamasının ardından Türkiye 2019'da Rusya'dan S-400 sistemini satın almıştı. İşte Amerika ve NATO'nun uyarılarına rağmen Ankara'nın attığı bu adımsa Türk-Amerikan ilişkilerinde çok ciddi bir gerginlik yaratmıştı. En ciddi problemlerden biri olmuştu diyebiliriz. İşte bu tüm yaşananların ardından Türkiye'nin 2020 yılının Ekim ayında ise bu S-400 sistemini test etmesi Washington'da daha da büyük bir tepkiye yol açmış. Hatta Amerika'nın eski devlet başkanı Donald Trump yönetiminin son haftalarında ise Türkiye'ye Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında, yani katsa altında belirli yaptırımlar getirmişti. ABD Savunma Bakanlığı'nın Pentagon sözcüsü John Kirby de konuyla ilgili açıklama yaptı. ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almasına karşı duruşlarına değişiklik olmadığını söyledi Kirby. Başkan Joe Biden yönetiminin de Türkiye'ye S-400 alımından dolayı yaptırımlar getiren ve Ankara'yı F-35 savaş uçakları programından çıkaran bir önceki yönetimin bu konudaki duruşunu devam ettireceklerini söyledi. Bu sinyali verdi konuşmasında. Duruşumuz değişmedi dedi Kirby. S-400 sisteminin F-35'lerle uyumlu olmadığını da yineledi ve Türkiye'nin bu programdan çıkartıldığını hatırlattı Kirby. Türkiye'yi S-400 sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Başkan Biden Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ise bu hafta içinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la telefon görüşmesi yapmıştı. İşte S-400 meselesi konusu gündeme gelmişti yine bu görüşmede. Beyaz Saray'ın bu görüşmenin ardından bir açıklaması olmuştu. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ittifak uyumu ve etkinliğine zarar verdiği yönündeki endişelerini dile getirmişler. S-400 meselesi sonuçlanana kadarsa Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginlik devam edecek gibi duruyor. Amerika'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.